Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Ve le kad fis semai burucan ve lin nazirin. azim. Ant olsun ki diyor Yüce Rabbimiz gökyüzünde bir takım burçlar meydana getirdik. Ve bakanlar içinde gökyüzünü ne yaptık? Süsledik. Yani göksünde e, envay çeşit yıldızlar var. Bakanların böyle hoşuna gidecek. Cenab-ı Allah'ın azametine, kudretine delalet edecek yıldızlar var. Tabi bizim gördüğümüz abi görmediğimiz daha nice e, yıldızlar, mahlukatlar gökyüzünde vardır. Ve hafiznaha min kulli şeytanin racim. Gökyüzünü taşlanmış her bir şeytandan kovulmuş, her bir şeytandan da muhafaza ettik. Ne demek muhafaza ettik? Yani ondan gökyüzünden meleklerden haber çalmalarını ne yaptık? Perdeledik yani. Ancak ola ki birisi böyle bir kulak hırsızlık yapar ama onun da peşinden onun izleyen onu helak eden bir ateş topu onu takip eder ve onu helak eder bak illa men istaraqa sem'a ve etbe'ahu şihabun buradaki sem'a mesm'u manasındadır yani konuşulan bir şeyden bir parça çalıp e, giden ve onu da tabii onu da takip eden bir e, Cenab-ı Allah bir ateş topu o yıldızdan bir parça koparıyor ve ona e, füze gibi fırlatıyor peşinden onu da helak ediyor Şu illa men istara kasem abu men diyecek ki mahallen mensuptur. İstisna üzere mahallen mensuptur. Ve an ibn Abbas radıyallahu anh ennehum kanu la yuhcabuna an istemavati ee, diyor önceleri e, bu cinler göklerden perdelenmiş değillerdi. Yani göklerden haber dinleyebiliyorlardı. Ama ne zaman ki felemme volide İsa İsa aleyhisselam diyor ne zaman ki İsa aleyhisselam ne zaman ki doğduğunda muni'u min salasi semavatin evet demek ki onlar üç gökten perdelendiler yani üç gökten haber dinleyemez oldular ama fele mevulide yani dört e, kattan dinliyorlardı ama üç kat onlara engellendi mesela 7 e, yedi kat sema var Demek ki 5, 6, 7 kat onlara engellendi. gene 1, 2, 3, 4'e kadar dinleyebiliyorlardı. Haber meleklerden haber aşırabiliyorlardı. Ama فَلَمَّا وُلِدَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مُنِعُوا مِنَ سَمَوَاتِ كُلِّهَا Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğduğu zaman bütün gökler onlara ne yaptı? E, kapatıldı, haber dinleyemez oldular. Evet. şihabun mubin hani illa men kasama fe şihabun mubin yani zahirun lil mussinin. bakanlara yani bakanların ap, apaçık göreceği bir ateş yani kapalı gizli bazı hani karanlık gecede bakarsın bir yıldız kaydı soyu kayan yıldız o cinnin peşinden gidiyor haber çalan o cini kovalıyor ve onu ya helak ediyor ya da hadise diyor ki onu deli ediyor Evet. Yani perişan oluyor her halükarda. وَالْاَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَاَلْقَيْنَا ف۪يهَا رَوَاسِيَا وَاَنْبَتْنَا ف۪يهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونَ Yeryüzünde siz, yaydık sizin istifadeniz için. allah Teala yeryüzünü bir döşek gibi e, dayadı, döşedi. Bir halı gibi. Ve orada e, sizi sarsmasın diye sağlam, sabit dağlar kıldı. Ve e, dengeli, ölçülü her bir şeyi sizin için ne yaptı? O yeryüzünde bitirdi, meydana getirdi, çıkardı yani. Şimdi mevzu ne demek? Uzine bil hik bi mizanil hikmeti. Hikmet terazisiyle ölçülmüş. Yani cenab Allah'ın hikmetine göre. Yani mesela diyelim o bitki çıktı zaman onda hikmet nedir? Diyelim 5 e, 100 e, gram olması 100 gramdır yani. 200 gram olmaz ya da 50 gram olmaz 100 gram olacak misal veriyorum. Wa kuddir bi miqdarin hikmetin gerektirdiği hi o miktarca. Yani Cenab-ı Allah'ın hikmetinin gereğince takdir edilmiş her türlü e, bitkileri Cenabı Allah yeryüzündesin için istifadenize sunmuştur. La yasluhu fi ziyadatun demek ki Cenab-ı Allah'ın hikmeti olunca ondan ne bir ziyadelik söylediğim gibi ne de bir noksanlık olmaz. Ev da lehu veznun o şeyin bir vezni vardır ve kadrun bir buradaki vezn ve kadr miktar, takdir, değer manasında. Fi ebuabin ni'meti vel menfaati. Evet. Yani ni'met ve menfaat olması hasebilen bir değeri, bir ağırlığı olan, bir kıymeti olan her türlü şeyi Cenab-ı Allah'ın için çıkarmıştır. Hani Kehf Suresi'nde Yüce Allah diyor ki وَلَا نُق۪يمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Kıyamet Kıyametinde onlara bir değer vermeyeceğiz yani. Onlara bir kadru kıymet vermeyeceğiz. Bazen bu vezin, değer. Ya diyorsan benim yanımda bir vezin yok. Yani demek bir ağırlığın yok, bir değerin yok manasında. Vakıla min ve ve nuhasi ve hadidi ve Yani e, tartılabilen altın olsun, gümüş olsun, bakır olsun de mi? Buna tartılıyor. Yani tartılabilen her şeyden sizin için Allah çıkamasa mesela, mesela bu e, arpa, buğday bunlar tartı bazen de ölçülür, tenekele satılır. Ne diyor? Tenekele satsa bile genelde ölçülebilir yani. O yüzden o malum olduğundan dolayı o e, Cenab-ı Allah tartıyı söyledi. Yoksa Kale de var. Kale. Ma'ayiş, nedir? ma'ayiş? Ve ce'anne lekum fiyha meayişe. O yeryüzünde sizin geçimliklerinizi ne yaptık? E, meydana getirdik, sağladık manasında. Bir de ve men da. Burada şimdi iki mana yapacak. Şimdi söyleyecek iki mana nasıl olacak. Şimdi köce maayiş'ten bahsedecek. Diyecek maayiş biya in sarihatin. Maayiş ya yani hemzelen değil. Ya da beyne beyne değil. Hani hemze ile ya arasında değil. Sarih bir ya ile. Bi khilafi şemaili vel habais bunlar hemzelidir. Ve nahvihim bunların benzerleri. Fe inne tasrih al fiha yani bunların benzerlerinde yayı yani şemail desen, habais desen bu hata onu hata yapmış olursun. Yani Arapların kaidelerine uymamış olursun. Ama ve el hemzetu. Yani eşşemail vel habayiz. Burada doğru kıraat hemzedir. Ev ihracul beyne beyne. Ya da sen ne yaparsın burada? E, yayı beyne beyne okursun. Yani beyne el hemzeti ve yâ'i manasında. Yani bu şemail ve habayiz gibilerinde. Ma'işte işte sadece sarih ya ile. Ve kad kuri'e me'a da, bu kıraatta şazdır bir Allah alem. Bil hemzeti Allah teşbih. Yani teşbih üzere ne teşbih etmişler? Şemail vel habais ve benzerlerine teşbih ederek ma'a iş okumuşlar. Çünkü sigalar suret olarak aynı olduğundan dolayı ma'a iş demiş. Ama ma'a iş biraz dile dar geliyor. Ma'a iş daha dile kolay. Telaffuzu daha rahat. Ma'a iş, ma'a iş biraz zor. Yani aynıdan e, keseri hemze gitmek biraz zor dile yani telaffuz açısından zor geliyor. Bir de وَمَنْ لَسْتُمْ biraz بِرَازِقِينَ Şimdi bak bu diyecek atun عَلَمَا عَيِشْتِ Bak şimdi وَجَعَنَّ لَكُمْ فِي اَمَا عَيِشَ Bir de وَمَنْ لَسْتُمْ biraz بِرَازِقِينَ Yani sizin için yeryüzünde meydana getirdik. Ne meydana getirdik? Rızkınızı vermeyeceğiniz şeyler. Mesela e, hayvanlar, köleler, Allah sizin için ne yapmış meydana getirmiş. Ev ala mahalli lekum ya da lekumun mahali üzerine. Yani ve ce'anne bir de bunların da rızkınlarını icala. Yani sizin rızkınızı vermediğiniz mahlukatı da mesela hayvanlar. E, hayvanların rızkını biz vermiyoruz. Allah her, hepsinin rızkını Allah veriyor. Onları da ne yapıyor Yüce Rabbimiz? E, onların da e, ne yapıyor? Yeryüzüne rızıklarını meydana getiriyor. Eğer lekum üzerine atfedersek. Kennehu, şimdi mana nasıl gelir? Ki kıyla, ve lekum işte, ve lekum men Bu ikinci takdire göre. Evet. Yüce Allah diyor, sizin için yeryüzünde geçimlikler var etti. Bir de sizin rızkınızı vermediğiniz, verici olmadığınız, mahlukatında e, mahlukatın da rızkını Cenab-ı Allah yeryüzünde meydana getirdi. Evce'ne lekum me'ayşte bir <laughs> de velimen lestum lehu Ya sizin için yeryüzünde e, geçimlikler meydana getirdi. Bir de sizin için yani sizin içindeydi de sizin rız, rız, rızık yani rızkını veremediğiniz mahlukat için de Cenab-ı Allah yeryüzünde ne yaptı? E, geçimlikler meydana getirdi. Bu men lesmle Onlar kimdir? Ve arada bihim. El iyala vel memalike vel khademe. Mesela çoluk çocuk, köleler, hizmetçiler. Ellezine yahsebune ennehum yerzukunehum ama ve yuhti'un. Evet. Bunlar ki diyor, e, zannediyorlardı ki, Yani ellezine yahsebune ennehum yerzukunehum herhalde bu Mekke müşrikleri için diyor. bunların rızkını veren onlardır. Halbuki onlar değildir. Ve yuhduyun. Halbuki bunlar ve yuhduyun bu cümle muhteridedir. Yani onlar bu görüşlerini hat etmişler. Çünkü onların rızkını veren onlar değildir. Allah'tır. Bak fe innallahu var razzak. Onların rızkını veren sadece Yüce Allah'tır yani. Yerzukuhu ve iyyahum. Hem onların hem de bu kölelerin rızkını veren köleler, hizmetçiler. Peki bunların içine hayvanlar da giriyor. Bu yedhulu fi el en'am ve davab. Evet. En'am mesela keçi, koyun, sığır, inek gibi ve davab ise yeryüzünden bütün mahlukat. Hepsinin rızkını veren Allah'tır. Ve kullu ma kel mesabeti. Bu bu mesabede olan herkesin rızkını veren Allah'tır. Ya bu konumda olan her bir mahlukatın rızkını veren Yüce Allah'tır. Ve kulu ma bitir kelime sabati Yani Cenab-ı Allah'ın rızkını verdiği e, bu konumda olan bütün mahlukatın rızkında veren Yüce Allah'tır diyor. وَقَدْ سَبَقَ اِلَى ظَنِّهِمْ اَنَّهُمْ هُمُ yani ve kasa ila zannihim yani gene bu müşriklere müminlere değil yani mümin bilir ki rızkı veren Allah'tır yani bütün mahlukatı yani burada Allah'ım o Mekke müşriklerine bir atıfta bulunuyor diyor onların zanına şöyle bir vahim e, vehim gelmişti e, e, humur onların rızkını veren kendileri o vehmine kapılmışlardı yani e, bu bitti ve la yecuzu en yekuna mecruren atfen ala damirin mecruri fi biz dedik mahalle, lekumun mahaline atıftır. Sen desen ki bu kum, yani bu kum üzerine atıftır, o zaman olmaz. O zaman e, ee, damire ancak e, car iade edildiği zaman caiz olur. Yani la yehtefe ala damirin mecruri illa bi iadetil car. Yani bu nahvide geçmişti bu meseleler. Ama mesela eğer atıf yapsaydık şöyle demesi gerekirdi. وَلِمَنْ لَسْتُمْ dememiz gerekirdi. E şu ayete gelelim. Eğer biz dese ki bu meni kum üzerine atıf edersek وَجَعَنَّ لَكُمْ فِي مَا bir de وَلِمَنْ لَسْتُمْ لَوْ dememiz demesi gerekirdi. yani çünkü kayda bunu gerektiriyordu. Ama bazı şaz görüşler var yani. Bazıları diyor ki gerek yok yani. Allah'a Allah öyle diyenler de var. Siz bu Elfiye'nin e, şerhine bakabilirsiniz. Orada bu meseleler geçiyor. İmam Malik'in elfiyesi var. Onun şehirleri vardır. Suyuti İbni Akil, e, Eşmuni gibi bu şehirlere bakabilirsiniz inşallah. Orada tafsilat vardır. Ama e, Hulasa diyor ki e, car, harfi car iade edilmeden mecur üzerine atıf etmek bu caiz değildir diyor. O yüzden biz dedik ya mahal üzerine atıftır ya da dedik şey üzerine atıftır. E, üzerine. Bak di atun ala ma ayşe ev ala dedik. Ve in min şeyin illa indana hazainuhu ve ma nunazziluhu illa bi kaderi ma'lum. Gene Yüce Rabbimiz devamında diyor ki yani hiçbir şey yoktur ki hazineleri bizim katımızda olmasın. Biz onları da diyor belli bir ölçüye göre, miktara göre yeryüzüne indiririz. Mesela yağmur yağar belli bir ölçüye göre. Kar yağar belli bir ölçüye göre. Dolu yağar belli bir ölçüye göre. Yani Cenab-ı Allah belli bir ölçüye göre ne yapıyor? Onları insanların menfaatine sunuyor. Asa hazain depo demek. Depo. Hey, paşa Cenab-ı Allah'ın yanında depolar yok ki. O zaman, peki bu hazain niye zikredildi? Diyor. Bu temsil, teşbih. Yani burada istihale temsiliye var sanki diyor. Zikrul hazaini temsilun. Yani teşbih manasındadır. Temsil bir anlatım yani. Mana ve ma min şeyin yentefi bil ibadu yani kulların faydalandığı hiçbir şey yoktur ki illa ve nahnu kadiruna ala icadi ve tekvinihi ve inami bihi biz onu e, var etmeye nimet olmaya nimet olarak sunmaya kadir olmayalım yani. Kadiriz yani gücümüz yeter yani. Ve ma nu'tihi illa bi miqdarin ma'lumin. Na'lamu ennehu mastahatun lehu. Evet. Diyor ki verdiğimiz her şey e, malum bir ölçüye göredir ve biz biliyoruz ki maslahat da budur yani. O miktarı malum da maslahattır. Ve na'lamu ennehu maslahatun lehu. Yani bu miktarı malum bu verdiğimize uygundur. Yani kurasa, e, yüce Allah maslahata uygun olduğunu e, bildiği, yani ilmi ezeliyle bildiği şeyleri ne yapıyor? İnsanın istifasına, istifadesine sunuyor. Tabi belli bir özçeye göre onu ne yapıyor, veriyor. فَدَرَبَ الْخَزَاينَ مَسَلًا لِاقْتِدَارِ عَلَى كُلِّ مَقْدُورٍ Burada hazayni getirmesi, evet mesela yani bu bu darbu mesel yaptı. Yani bu hazaini neye darbu mesel yaptı? Cenab-ı Allah'ın her şeye kadir olduğunu ifade etmek için Cenab-ı Allah onu hazain getirdi yani. Evet. Makdur yani Cenab-ı Allah'ın e, kudresi kudreti kapsamına giren yani haşa yanlış, kudreti kapsam girmeyen bu anlaşılmasın. Burada mefim muhalif anlaşılmaz bu gibi yerlerde. Yani Cenab-ı Allah'ın gücünün yettiği e, her şeye e, nedir? Allah Teala gücü her şeye yeter manası. O öyle, öyle mana yapalım. Evet. Semaktur kudreti gücü kapsamında olan her şey Cenab-ı Allah onu ne yapar? E, meydana getirir. Tabi yanlış anlaşılmasın işte Allah'ın gücü yetmediği şey var mı? Yok haşa. İnna Allah'a ala kulli şeyin kadir. Allah her şeye kadirdir yani. Yani mümkün olan her şeye kadirdir yoksa bazen bazı muhal şeyler vardır hani biri dese ya e, Cenab-ı Allah e, haşa kendi gibi bir benzeni yaratır mı haşa yani öyle e, bu muhaldir yani bu akla gelmez yani insan böyle demez yani mesela biri diyebilir ki e, Cenab-ı Allah Firavun'u cennete e, koysun adam her şey katılır Allah değil dese koyabilir ama e, Cenab-ı Allah'ın da adaletine tersir yani bu muhal bir şeydir yani çünkü Cenab-ı Allah ezelde yazmıştır kafirlere cennet haramdır Evet, demek ki Yüce Rabbimizin gücü her şey yeter. Allah Teala burada bize azametini yani bu ayetlerden şunu anlayacağız değerli müminler. Yani tamam tefsiri okuduk. Bir mümin bu ayetleri hep kalbinde e, hissetmesi e, lazımdır. Allah'ın gücü her şey yeter. Bütün kainatta ne varsa Cenab-ı Allah şu insan oğlun hizmetine sunmuştur. Fakat bu insan ne kadar nankördür ki Cenab-ı Allah'a ibadette kusur ediyor, ibadet etmiyor. Bazen Cenab-ı Allah yani bazı insanlar da Allah'ın varlığını bile inkar ediyor. يجر بمزيد تنزيم التسبية درس يربى مزن جهرش ياتر والنعم المشقى إله يغتر ربى مزدر فنعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين